Korona bir darbede otomotiv piyasasına indirdi. Sıfır yok, ikinci el uçtu. Otomobil sahibi olmak isteyenler üçüncü alternatife yöneldi. Fiyatı cazip olunca hasarlı araç satışları patladı. Bu araçlar peynir ekmek gibi satılır hale geldi. 60 bin liraya verdik. Maksimum 10 liraya masrafı var. İkinci el araç fiyatları sıfır. Araç fiyatlarıyla yarışır hale gelince hasarlı otomobillerde tam anlamıyla bir talep patlaması yaşandı. İkinci el şu an sıfırdan daha pahalı. Hasarlı araçları Allah'a şükür yetiştiremez olduk. Bayağı bir talep var. İkinci el fiyatları kanatlanınca hasarlı araçlar kıymete bindi. Herkes daha hesaplı olan pert araçların peşine düştü. Her bütçeye uygun hasarlı bir otomobil var. Çeşit de o kadar çok ki hem binek hem böyle lüks cipler de mevcut. Örneğin şu aracın ikinci eli ne kadar efendim? Bu araç 2019 model araç. 1 milyon 800, 1 milyon 900 olan bir arabamız. 820-830 TL'ye veriyoruz. Arada 1 milyon oynuyor. Ne kadar bir hasarı var? 35-40-45 arası. Efendim bu jip 2019 model. Normalde ikinci el fiyatı yaklaşık 300-320 bin lira değerinde ama hasarlı olunca bunun fiyatı 190-195'e düşüyor. Bu binek otomobilde 2016 model, normalde sağlamı 190-195 bin lira arasında değişiyor ama hasarlı olunca bunun da fiyatı 95 bin liraya düşüyor. Efendim bu araçta 2019 model, normalde sağlamı ikinci elde 240 bin lira civarında ama yine çıtır hasarlı olunca bunun da fiyatı 190-195 bin liraya kadar düşüyor. Yani nereden baksanız hasarlı araç her türlü avantajlı görünüyor. Hasarlı araçlar arasında süper lüks spor otomobiller de var. Buyurun, isterseniz çalıştırabiliriz. Efendim hemen hemen bütün otomobil tutkunlarının rüyası. İşte bu lüks otomobil, spor otomobil. İkinci eli normalde 2 milyon civarı. Ama işte bu hasarı yüzünden bu da hasarlı araçlar arasında ve sadece 1 milyona, yani yarı yarıya bir fiyatla yeni alıcısına gidecek. Hasar arttıkça etiket düşüyor. Tamir masrafı olsa bile fiyatı yine de cezbediyor. Orta sınıf otomobiller de var. Herkese uygun. Onların da çok fazla bir hasar yok ve birçoğu da daha şimdiden satıldı. Pazar günü satış yaptık. Satıldı. Şu satıldı. Bu da mı satıldı? Bu da satıldı pazar günü. Bu satıldı mı? Bu da satıldı. İşte 2020 model bir araç. Hasar yok denecek kadar az. Sadece tamponunda ufak tefek çatlakları var ama araç sahibi bu araca bu şekilde binmek istememiş ve ağır hasarlı olarak rapor çıkarttırmış. 285 bin lira şu an bayide olan aracımızı, biz bu aracı 185 bin liraya veriyoruz. 100 bin oynuyor. 185'e veriyoruz ve satıldı. Şu an ustamız da aracı içeriye aldı. O da mı satıldı? Tabii satıldı. Satıcıları talepleri yetişmekte zorlanıyor. Uzmanlara göre pert pazarına bir süre daha nur yağacağı benziyor.